arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün Fatoş var bende. Birazcık kıymamız vardı. Ondan bir pide yaptıralım dedik. Ama içini ben kendim hazırlayacağım. Allah nasip ederse de pideciden pidesini yaptırıp geleceğiz. Tek tek göstereceğim. Arkadaşlar, geçen gün attığım Fransa'nın hamur işini yapmışı videosunu yok piyasada. Koymamışım. Sonradan biri uyardı. Gerçekten de koymamışım. Nereye gitmiş? Pide hamurun içi yok. Kek hamurunu yapıyoruz. Tarihte açıklamada zaten yazdım. Oradan bakaraktan hamurunu yapabilirsiniz. 3 yumurta, 1 bardak süt, 1 parmak, 1 su bardağı eksik sıvı yağ, 1 kabartma tozu, 2 bardak mısır unu, yarım bardaktan bir tık fazla normal un koyduk. Eğer ki varsa da yulaf unu koyun normal un yerine. Ondan sonra bir az da çay kaşığı ucuyla da tuz attık arkadaşlar. Fransa'nın içi de hazır. Hepsini gösterdim, gerisini kusura bakmayın şimdiden. Şimdi bir de tarifine geçeceğiz. Arkadaşlar, bugün pide yapacağız. Kamera benim elimde. Fatoş da yardım ediyor. Fatoş da ellerine kına yapmış gibi ceviz ayıklamış arkadaşlar. Pideyi ben içini kendim hazırlayacağım. Pidecide de pideyi çektirebilirlerse, eğer ki izin verirlerse, orada da pidecide çekmeyi çalışacağım. İnşallah. Şimdi arkadaşlar, domatesleri yıkadık. Yarım kilo kıymamız var. Yarım kiloya 1 kilo domates koyacağız. Yarım kilo soğan koyacağız. Pide yapacağız. İçini hazırlayacağız. Pideyi de pidecide yaptıracağım. Fırında. Çünkü tek tek burada evde çok zor oluyor, inanın. Şöyle robotumuzun içinde koyduk. Şöyle doldurdu Fatoş. Şimdi Fatoş yapıyor. Fatoş merhaba de. Bayağıdır görmüyorlar seni. Merhaba arkadaşlar. Bayağıdır hamur işleri de yapmadığımız için. Evet. Yaptığımızı da kendimiz yapıyoruz. Şöyle güzelce Fatoş'um. Dur. Ben de çekeceğim. Hem Fatoş'a yardım edeceğim arkadaşlar. Bizi bugün idare et. Oğlan bilgisayardan kalkmıyor. Biraz sonra dedim ben seni kaldıracağım. Şunlarına bas Fatoş. Evet, şimdi bunu da koyalım. Robotu benim çok bilmiyor Fatoş da. Çevir, çevir. Çevir. Heh, tamam. Şimdi orada düğmesine bas. Arkadaşlar, domatesi çektik. Bu arada Fatoş hemen süzgeçten geçirmiş. Şu kadar suyu çıkmış. Onu döküyoruz. Şöyle. Şimdi şey yapacağız. Soğanlarımızı da yapalım. He, soğanları doğrayalım Fatoş'um. Yarım kilo da soğan koyacağız. 1 kilo domates yaptık, suyunu çıkardık. Yarım kilo kuru soğan. Hep ayıtladım, hazırladım arkadaşlar. Hemen pideci de iki de getir dedi. Ben önceden pideciyi aradım. Evimin hemen karşısında. Çünkü neden? Hamurumuzu güzel olsun diyerekten. Ellerinde oluyor olmuyor bazen. Yaptıracak oldunuz mu? Önceden söyleyin abla diyorlar. Biz de öylelikle söyledik. Şimdi bu tam oturmadı. Oturdurmaya çalışacağız inşallah. Acele de etmiyorum ama. Antalya bugün yağmurlu arkadaşlar. Sıcağımız gitti. İnşallah yağsın şöyle güzel güzel herkesin beslenmesi. Evet arkadaşlar, soğanla çektim. Soğanın çok suyu çıkmadı. Hemen domatesin şey, bazı pideciler diyor ki çok suyunu da süzmeyin. Bize suyu da lazım diyorlar. Hani hamuruna katı katı oldu mu bu sefer kıyması dökülüyormuş. Şöyle evde yapmak istedim ama gerçekten çok yorgunum. Evde yapmaktan vazgeçtim. Çünkü bir tane iki tane değil, bayağı 10 tane 15 tane olur. Şimdi 6 tane falan kapya biber, 7-8 tane de yeşil biber. Onları da robottan geçiriyoruz. Şöyle bir doğrayalım Fatoş onu. Değil mi? Robottan mı geçirelim? Doğrayalım ben incecik. Ha, maydanoz da var da ikimiz de birden yaptığımız için maydanozları diyorum, doğrayalım mı şey mi? Yanlış anlamayın. İnşallah kapanacak bugün arkadaşlar. Evet. Hani fazlalaştırmak isterseniz soğanıyla domatesini fazla koyun, biberini fazla koyun. Kıyması aynı olabilir. Evet, kap biberle yeşil biberimizi çektik. Acı istiyorsanız acı da koyun. Benim biraz biberlerimde, yeşilliklerde acı vardı arkadaşlar. Kapyam şeydi. Tatlı kapyaydı. Yani kırmızı biber. Şöyle bakın. Daha çok dediğim gibi daha az yapabilirsiniz. Şimdi maydanoz da yaptık arkadaşlar. Şu biber fazla gelir. Ben şöyle koyayım da ona göre bakalım. Azıcık da maydanoz ekledik. Şimdi yine çarşı pazarı karıştırmadan şöyle yarım kilo kadar kıyma koyacağız arkadaşlar. Biz hepsini koyalım ya. Ben birazcık biber salçası koyacağım arkadaşlar. Şöyle bir 2 yemek kaşığı kadar biber salçası koydum. Kıymalı pide yaptıracağız. Biberlerimiz acıymış arkadaşlar.
acı dedik de bu kadar da acı olmaz. Domatesli koyduk 1 kilo, yarım kilo taze soğan koyduk, 5-6 tane kap bir, 6-7 tane yeşil biber, azıcık maydanoz attım, yarım kilo kadar yarım kilodan fazla kıyma var. Ne oldu böyle Fatoş? Ay gerçekten de acıymış. Bir tatlı kaşığı kadar karabiber atıyorum arkadaşlar. Şimdi birazcık yağımız bizim şeyimiz sana olduğu et kıymamız, dana kıyması. Çok yağlı değildi. Şöyle bir çay bardağı kadar da sıvı yağ koydum arkadaşlar. Şöyle. Eğer etiniz kıyma yağlıysa sıvı yağ koymaya gerek yok. Şöyle bir iki tatlı kaşığı kadar da tuz koydum. Artık verin elleri içine. Şöyle güzel güzel yoğuracağız arkadaşlar. Nane seviyorsanız nane koyun. Ben çok tercih etmiyorum. Ama seven var. Sarımsak isteyen sarımsak koyabilir. Biz böyle sevdiğimiz için ağız tadımıza göre yapıyoruz. Ama çok güzel oluyor. Ha. Yapın yapın yiyin. Çünkü pideler dışarıda çok pahalanmış. Böyle daha kârlı geliyor. Hem de içine ne koyduğunuzu biliyorsunuz. Şunun güzelliğine bakın arkadaşlar. Yani yenmem artık. Hakkınızı helal edin. Misler gibi. Şimdi ben zaten görüştüm pideciyle. Oraya götüreceğim. Bir de tepsimi götüreceğim. Orada da eğer izin verirlerse, bilmiyorum çünkü konuşmadım çocuklarla. İzin verirlerse çekim yapacağım. Hamuruna ne koyuyorlar, kaç derecede pişiriyorlar, ne yapıyorlar diye güzelce oraya gideceğiz, geleceğiz. Allah izin verirse benim oğlanla. Arkadaşlar çocuklar da tatil oldu. Evde ne yapacağız bilmiyoruz artık. Ha. Benim işime yarıyor. Gerçi Süperen bana yardımcı oluyor ya çekimlerde. Bol bol çekim yapalım artık. Yapacak bir şey yok. Şöyle. Arkadaşlar şimdi fırına geldik. Arkadaşlardan izin aldık. Şimdi bir müşteriler geldi. Boş lavaş istiyorlar. O lavaşları da yapıyorlar. Ben hamurunu kendimde anlatacağım. Şimdi 5 tane boş lavaş yapacaklar. Şöyle açıyor usta. Arkadaş var kürekçi. Patron burada. Herkes burada. Siparişlerinizi bekliyorlar. Bol bol. Sonra ben size nerenin olduğunu söyleyeceğim. Tek tek. Ama benim kendi işimi yaparken. Şimdi bu başkasının işi. Ona göre şimdi lavaşlar çıksın. Boş lavaş yapıyorlar. Yani her şey yapıyorlar burada. Lahmacun, pide, lavaş. Kebap var mı ustam? Kebap çeşitleri de varmış. Sivas köftemiz var meşhur. Oo, Sivas köfteleri de varmış. Sivas'tan meşhurmuş. Geliyor. Sivas'tan geliyormuş şeyler, etleri falan. Ustamla da bir röportaj yaparız. Şimdi lavaşlar çıksın. Annem fırının içinde de göster. Çıkarken de gösteririz. Bakın böyle kürekle ne güzel atıyor ustam. Tertemiz her yer mis gibi. Benim evim hemen karşısında arkadaşlar. Paket siparişleri var. Yemeklerinizde var mıyız? Tabii hepsi. Bütün yemekteyiz, sepetlerde, her şeyde varlarmış. Tek tek söyleyeceğiz onlara da inşallah. Hep çıkıp çıkıp gelin, sipariş verin. Gönül rahatlığına beni nasıl olsa biliyorsunuz öyle uyduruk yerlere gitmem. En kaliteli yerlerden yaparım. Ona göre tekrar görüşeceğiz. Arkadaşlar 3 dakika geçmeden lavaşları oldu. Çünkü ocak hazır ya. Hemen böyle hazırlıyorlar. Ununu serpiyorlar. Altına kepekli un mu kullanıyorsun usta? Evet. Sadece kepekli unla açıyorlarmış böyle lavaşları. Misler gibi. Fırının içi zaten buz gibi. Bir girebilseniz oraya baksanız. Şunun güzelliğine bakın. Şöyle ustam bir gösterelim. Bakın arkası önü. Lavaşının güzelliğine bakın. Bunu bayan alıp dondurucuya atacakmış hatta. Sonra kullanıp yiyeceklermiş. Bakın şunun güzelliğine. Mis gibi tertemiz. Normal sıfır kepekli unla açıyorlarmış. Son hamurunda rica ederiz. Verirlerse seviniriz tabii ki tarifini. Evet arkadaşlar bir de kuş balışını siparişleri varmış. Fırından çıktı. Şunun güzelliğine bakın. Sırf et, domates bile az. Ne güzel yapmışlar. Büsbüyük. Bir insan rahatlıkla doyabilir bunu yani. Daha ne isimler? Yanında bir ayran, bir de salata veriyorlar arkadaşlar. Of mis. Evet arkadaşlar kuşbaşı gidecek bir şey siparişi. Bakın böyle kesiyorlar. Yani bir tane bir şeye ait bir pide bu. Kuşbaşılı pide. Bakın özel kutusuna koydu ustam. Şimdi mis gibi bakın paketliyor. Şimdi ustam bunun yanına ne koyacağım paketine? Salata yanına... ve haydarısı var. Ha salata ve haydarı koyuyormuş. Poşetine koyuyor. Evet. Burada ayran kola da var. Onu da sipariş verebilirsiniz. Litreli kola, litreli bir ayran, paket ayran ne istiyorsanız var. Ha. Böyle ne güzel paketledi. İçine ıslak mendil koydu. Yemeğe hazır. Al.
Evet ustalarım, biri kürekçi, biri hamur işçisi. Patronumuz yanımızda. Ustam şimdi rica ediyoruz. Benim hanımlar çok sever. Beyler de seyrediyor tabii arkadaşlar. Bu hamurun içinde ne var? Bize azıcık böyle 1 kilodan tarif edebilir misin? Hamurun içinde tuz var, maya var, su var. Şimdi 1 kiloya ne kadar maya koyacaklar? Göz kararı. Yaş maya mı kullanıyorsun? Yaş maya. Yaş maya. Bir paket 40 gramlık mı? 2 paket. 20 gram, 30 gram olabilir. 1 kiloya 20-30 gram maya diyorlar. Mayanızın markasına göre. Çünkü bunlar başka maya kullandığı için arkadaşlar bence 2 paket yeter. Mesela erken yapmak istiyorlarsa mayasını biraz daha fazla atabilir. Aa, bakın arkadaşlar ustamı duyuyorsunuz mu? Eğer ki mayayı çabuk yapacaksanız 3 paket atın diyorlar. Yani şu küçük mayalar var ya. Eğer ki mayanın vaktiniz varsa bekletecekseniz 2 tane yeterli diyorlar. Şimdi tezgahının üstünde kepek unu var arkadaşlar. Hamuru hazırlamış. Şimdi aç bakalım ustam. Bizim hamurlar nerede? Biz çünkü ben önceden dediğim gibi evde anlattım ya arkadaşlar. Söyledim yani. Ben dedim pide yaptıracağım. İçini hazırlıyorum. Geleceğim. Şimdi bu hamurlar kaç gramlık? Hamurlarımız 150 ile 160-170 arası falan. Önceden sen hamuru yoğurdun. Beklettin sonra beze mi yapıyorsun? Onları da anlat. Hamuru yoğurduktan sonra 5 dakika sonra beze yapıyorum. Ondan sonra yavaş yavaş böyle dinleniyor. Dinleniyor. Sonra bakın iki ellerin arasıyla iyice yakın çeksen anneciğim. Şöyle bakın. Yani burası dükkan iş yeri olduğu için arkadaşlar şey de yapıyor. Telefon da çalıyor. Allah herkesin iç açıklığı versin inşallah. Kimseleri yollarda bırakmasın. Şöyle ben çok böyle hamurunu şey yapma, etini güzel koy. İçi bol olsun. İçi bol olsun. Çok pide çıkmak değil, biz kendimiz yiyeceğiz yani. Güzel güzel olsun. Zaten güveniyorum size. Güzel güzel yap. Şimdi ustam adın neydi senin? Benim Şaban. Şaban. Şaban usta. Şaban usta. Öteki arkadaş? Ayhan usta. Sen neresin Ayhan usta? Sivas. Bak Ayhan usta Sivaslıymış. Sivas köftesi ondan. Sen neresin Şaban usta? Vanlıyım. Biri de Vanlı. Biri Van'dan gelmiş, biri Sivas'tan. Antalya'da buluşmuşlar arkadaşlar. Ustalık yapıyorlar. Daha ne yapsınlar? Şöyle birer avuç koyuyor içine. Şimdi senin avucun kaç gram alır o iç mesela? 170-110 gram falan. 100-110 gram da içine koyuyorlar arkadaşlar. Hamur da öyleymiş. Bakın birebir. Şimdi arkadaş orada yapıyor ama bu arkadaş da burada büyütüyor. Göster anneciğim. Bakın çeke çeke yapıyor. Allah'ım ne güzel yaratmış da yiyeceğiz inşallah. Şöyle sürekli atıyor. Ben dikkat edeyim. Küreğe dikkat et diyoruz da. Benim elim ayağım durmuyor da. Şöyle güzelce güzellik yapıyorlar. Hiç bilmiyoruz kaç tane çıkacağını. Ben göz kararı ayarladım arkadaşlar. İçini bol istedim. Çok da bol olmasın. Şaban usta ha. Akmasın da. Güzel güzel olsun işte. Size bıraktım. Tamam. Usta. Bir kıymalım var. Bir sipariş daha geldi. Patronu da göster annem. Patronsuz olmaz. Ustam burayı yeni almış. Siz neredesiniz ustam? Ben Çorumlu. Bak bir de Çorumlu çıktı. Sivas köftesi yapıyor. Çorumlu patron. İnşallah Allah utandırmasın. Amin. Çeşitlerini say ustam. Gelmek isteyenlere. Yaşam çeşitlerimiz, dürüm çeşitlerimiz, pide çeşitlerimiz ve pizza çeşitlerimiz de mevcut. Oo pizzalar da varmış. Bak ben ondan haberim yoktu. İnce hamur İtalyan usulü. Kaçta kaç arası çalışıyoruz ustam? Saat 11'de 9 arası servisimiz var. Çaktırmadan bir de ismimizi verelim. Antalya'da, Şirinyalı'da. Şirinyalı mahallesinde 1523 sokaktayız. Evet. Acıktım Sivas pide köfte diye geçiyor. Yerimiz her zaman bekleriz. Temiz, kalite ve hijyeni bulmak istiyorsanız her zaman bekleriz. Evet ustamla çok teşekkür ediyoruz. Bize de izin verdiler sağ olsunlar. Çıkın çıkın gelin artık. Ben daha ne diyeyim arkadaşlar. Elimden geleni yapıyorum. Elimden gelen budur, yaptığım budur. Böyle devam ediyoruz. Bakın kepekli onu orada köşede gösteriyor musun Veren? Altını sırf kepekli unla açıyor usta. Şaban usta. Yıllardır burada bu Şaban usta. Kaç yıl oldu usta burada? 5 yıl oldu. 5 yıldır bu dükkanda. Ayhan usta da burada herhalde değil mi? Beraber gelmişler. Evet evet. Beraber 5 yıldır burada. Patronlar değilse de bunlar buradan gitmiyorlar. Ne diyelim artık arkadaşlar. Göndermiyorlar çünkü kaliteli ustalar. Her şeyleri mükemmel. Şimdi birazcık mola verelim arkadaşlar. Pidelerimiz çıkarken tekrar gösterelim. Arkadaşlar yaptığım ölçüden ben bol bol istedim ya. 13 tane çıkardı ustalar. Dedim ki güzel güzel şunun güzelliğine bakın arkadaşlar. Şunun arkasının gevrekliğini her şey yapıyorlar. Peynirli, kıymalı, iç, pizza. Ondan sonra kebap çeşitleri hala ustam çıkarıyor. İnanın mükemmel de kokusu var.
Her şey mükemmel oldu. Şimdi ustam bunu ikiye mükemmel böleceğiz. Bir böl de bir paketlemeyi göster bizim. Sonra da kapatacağız zaten arkadaşlar. Normalde ustalar... ikiye bölüyoruz. İsteyene de üçe bölüyoruz. He, bizim ikiye bölsen. Evde ne yaparlarsa yapsınlar. Kaçma kaçma Şaban usta. Allah'a ısmarladık diyeceğiz. Gel buradan kapatacağız. Annen herkesi göster şimdi. Patrona teşekkür ediyoruz. Bize izin verdiği için vermeyebilir. Şaban ustamıza ellerine kullanan sağlık. Ayhan ustamızı da ellerine kolağa sağlık. Bütün Türkiye'den buraya toplanmışlar. Siz de çıkın çıkın gelin. Yiyin afiyetle, bol bol, sağlıkla, huzurla inşallah. Görüşmek üzere. Arkadaşlar içini kendim hazırladım. Evimin karşısındaki pideciye de yaptırdım. Tek tek ben anlattım. Adres her şeyi vereceğim. İzleyin lütfen. Arkadaşlar güzelcik getirdim evime. Hemencik sıcacık daha. Gerçekten evimin hemen karşısında. Çok güzel oluyor. Arkadaşlar buradan tekrar pidecilere çok teşekkür ediyoruz. Bazıları izin vermeyebilir ama benim daha ilk başıma öyle bir şey gelmedi. Tabii ki rica edin, güzellik her şey olur. Çünkü zaten müşterilerin güzel güzel yapın. Yaptığım ürünlerden tam 13 tane çıkardı. Abla dedi ki daha az koyarsak 20 tane bile çıkar. Tarifleri de verdi. Çıkın çıkın gelin. Sorarsanız ben söylerim hangisi oldu. Antalyalılar bol bol yiyin için. Her şey gönlünüzce olsun. Abone olmayanlardan aboneliğini, beğeni ve yorumlarınızı bekliyorum arkadaşlar. Herkes kendine çok iyi baksın. Yeni videolarımda görüşmek üzere.